Boyun fıtığı, boyun hizasından geçen omuriliğin veya boyundan çıkan ve kollara giden sinirlerin boyun omurları arasındaki kıkırdak tarafından sıkıştırılmasıdır. Tabi tabir bu olmakla birlikte boyun fıtığı diye kullandığımız tabirin biraz daha geniş olduğunu söyleyebilirim. Nedir? Boyundaki kireçlemeler, boyun kanalı darlıkları, dar kanal dediğimiz ve Angülasyon dediğimiz açılanma diye çevirebileceğimiz boyundaki dizilim bozuklukları hep beraber günlük kullanım dilinde boyun fıtığı olarak adlandırılır. Bunların oluşum sebepleri anlattığımız hastalık biçimlerine göre de değişik olmakla birlikte %50'sini genetik yatkınlık sebep olmakla birlikte diğer %50'si Kazalar, travmalar gibi dış darbeler, dış faktörler sebep olmaktadır. Burada da dış darbelere omurgayı maruz bırakan, dış darbelerden korunmasını engelleyen en önemli faktörlerden birisi de adalelerdeki zayıflıktır. Çağımızın malum hastalığı günlük aktivitelerimizin çok az olması, her yere bir vasıtayla, bir otobüsle, bir dolmuşla, bir arabamıza gitmemiz, dolayısıyla omurganın tamamen adele desteğinden yoksun kalması olarak özetlenebilir. Bu hem bel fıtığında böyledir, hem boyun fıtığında böyledir. Dolayısıyla en ufak bir darbeyle, en ufak bir dış etkiyle boyun fıtığı oluşumu kolaylaşmaktadır.